Sevgili gençler, merhabalar. Sınav ajandası SMN Hoca YouTube kanalından hepinize merhabalar. Artı ardışık sayılar bugünkü konumuz 5. videoyla devam ediyoruz. Ardışık sayının tanımı olarak genelde yanlış bilinen tabirin dışında şunu söyleyebiliriz. Aralarında bir fark olan sayılar ardışıktır diyeceğiz. Sayılar, hatta buraya tüm sayılar diyebilirsiniz, ardışıktır. Şimdi tüm sayılar ardışıktır derken nasıl tüm sayılar ardışıktır hocam? Misal ardışık sayı denilince aklımıza hemen şu gelir. 1, 2, 3, 4, 5 peşi sıra dizilmiş aralarında artı bir fark olan sayılara ardışık sayılar deriz. Ama şunlar da ardışıktır. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 bunlar da ardışık sayılardır. Ya da arkadaşlar şuna bile ardışık diyebilirsiniz. Bakın kök 3, kök 3 artı 1, kök 3 artı 2, kök 3 artı 3. Bunlar da mesela ardışık 4 tane sayı dizdik şu an. Tamam. X bir sayıysa x artı 1 ve x eksi 1 x'in ardışıklarıdır. Yani her sayının kaç tane ardışığı olacakmış? 2 tane ardışığı olacak diyebiliriz. A sayısı eğer B sayısının ardışıysa ya ben A'yı B artı 1 biçiminde yazarım ya da B'yi A artı 1 biçiminde yazarım. Ki böylelikle B'yi bu tarafa atarsanız A eksi B'nin 1 olduğunu, A'yı bu tarafa atarsanız da B eksi A'nın 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki hocam ardışık sayılar bu eksi 2, 0, 2, 4, 6, 8 bunlar nedir? Bunlar ardışık çift sayılardır. Ardışık çift sayı diye isimlendirilir. Tamam. Eksi 3, 0, 3, 6, 9 hocam 3'ün katları ne olacak? Ardışık 3'ün katı olan sayılar ya da 3 ile bölünebilen sayılar yazabilirsiniz. Bölünebilen sayılar ya da 3'ün katı olan sayılar da diyebilirsiniz. Eksi 1, 4, 14, 19 hocam bunlar hiçbir şeyin düzenli olarak katı değil. Bunlar ne olacak? Bunlar da ardışık. Aralarındaki fark kaç bakın? 5 mi? 5 ile bölündüğünde 4 kalanını veren sayılardır. Anlaştık mı sevgili gençler? Bunların isimleri bu şekilde ama ardışık sayı dendiği zaman mutlaka aralarında bir fark olması gerektiğini anlamış olacaksın. Şimdi şuraya bakalım. X artı 16 ile 3x artı 7 sayılarını ardışık yapan x değerlerinin çarpımı nedir diye sorulmuş. X artı 16 ile 3x artı 7'nin ardışık olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla burada benim anlamam gereken şu. Biri diğerinden bir büyük ama hangisi diğerinden bir büyük bunu bilmediğimiz için bir buna bir ekleyeceğiz. Bir de buna pardon bir de bu tarafa bir ekleyeceğiz ve iki ayrı sonuç gözlemleyeceğiz. Yani diyelim ki x artı 16 eşittir 3x artı 8'dir ya da x artı 16 artı 1'den 17. Tamam 17 eşittir 3x artı 7'dir diyeceğiz. Peki x'i bu tarafa at 8'i bu tarafa atarsan 2x eşittir 8'den x eşittir 4 gelecektir. Ve x'i bu tarafa atarsan 2x 7'yi bu tarafa atarsan 10'dan x eşittir 5 gelecektir. Gerçekten x eşittir 4 ve x eşittir 5 bunları ardışık yapıyor mu? Mesela 4 olursa 20'ye 3 kere 4 12 7 daha 19 yapar. 5 olursa 21'e 3 kere 5 15 7 daha 22 olur. Bakın 19 20 21 22 şeklinde ardışık sayılar oluyor. Bunların çarpımı sorulmuş bize. 4 ile 5'i çarpacağız. 4 kere 5 eşittir 20'dir diyebiliriz sonucumuza. Geçtik bir diğer örneğe. XY'den Y'de Z'den küçük olmak üzere XYZ denilen sayılar ardışık ve tek tam sayılarmış. Şimdi çiftlere baktığımız zaman ikişer ikişer artıyor. Teklerde ikişer ikişer artacak. Doğru mu? Demek ki bunların arasında hep iki fark var. Bu tarz soruları çözebilmek adına hemen şunu yapabilirsiniz. Bakın x, y, z sıralaması vardı ya. 0, 2, 4 verin bu sayılara. Tamam. Ya da tek dedikleri için 1, 3, 5 diyelim. Anlaştık mı? 1, 3 ve 5 diyelim. X'den z'yi çıkarmış. 1'den 5'i çıkar. Eksi 4. Eksi 4'ün küpü eksi 64. Eksi y'den z'yi çıkar. Eksi 2. Artı z'den x'i çıkar 4 4'ün karesi 16 eksi 64 artı 2 artı 16'dan burası eksi 64 artı 18 yapar. Bunun da cevabı yani 64'ten 18'i çıkarıp önüne eksi koymak da bizim için bir çaredir. Dolayısıyla bunun cevabı ne olacaktır? 46 olacaktır sevgili gençler.
Örnek. P, Q, R sayıları. P küçük, Q küçük, R şartını sağlayan ardışık negatif olmayan tam sayılar. Negatif olmayandan kasıt demek ki sıfır da olabiliyormuş bunlar. Ama şöyle bir durum var ki tabii 1 bölü Q artı 1 çarpı 1 bölü P artı 1 eşittir R bölü 13 olduğuna göre P'yi sormuş bize. Bakın biz burada şunu kullanacağız. P sayısı, Q sayısı ve R sayısı hakkında. Arkadaşlar ben Q'ya 1 eklersem R sayısını bulurum. Neden ardışık çünkü? P'ye 1 eklersem Q sayısını bulurum. Neden? Çünkü ardışık. O halde şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ben burada şu 1 bölü Q artı 1'i bileşik kesre çevirsem. 1 ile Q'yu çarptım Q. Üstüne 1'e ekledim Q artı 1 bölü Q yaptı. Çarpı 1 ile P'yi çarp üstüne 1 ekle. P artı 1 bölü P yaptı. Eşittir. R bölü 13 imiş. E pekala. Biz ne demiştik? Q'ya 1 eklersek R'yi elde ederiz. O halde her iki tarafta R olduğu için bunları götürdük. P'ye 1 eklersek neyi elde ederiz? Q'yu. Bu da gitti, bu da gitti. O halde geriye ne kaldı? 1 bölü P eşittir 1 bölü 13 kaldı. Artık P'nin ne olduğu açık. P kaça eşitmiş sevgili gençler? 13'e eşitmiş diyebiliriz. Geçtik ikinci sayfamıza. Örnek. İkisi ardışık tek sayı. Diğer ikisi ardışık çift sayı olan 4 tane sayının toplamı 102'dir. Hemen şöyle diyelim mi bakın. Tek sayılardan küçüğüne T diyelim. Büyüğü ne olur? 2 fazlası olur. T artı 2. Çift sayılardan küçüğüne Ç diyelim. Büyüğü ne olur? Ç artı 2 olur. Değil mi? E pekala. Bunları toplamış ve sonuç olarak ne bulmuş? 102. E pekala. Bizim burada bakın nelerimiz var? 2 tane T'miz var. 2 tane T. 2 tane de Ç'miz var. Bir de artı 4'ümüz var. Eşittir neymiş? 102. Bunların hepsini 2'ye bölerseniz T oldu, Ç oldu, 2 oldu ve 51 oldu. Doğru mu? E peki bunu yaptıktan sonraki aşama şu artık. Bakın. T var, bir de Ç artı 2 var. Aslında soruyu bitirdik. T dediğimiz neydi? Küçük tek sayıydı ki bizden küçük tek sayıyı istemişti. Ç artı 2 dediğimizde neydi sevgili gençler? Büyük çift sayıydı. Doğru mu? Büyük çift sayı. Bakın bana ne demişti? Küçük tek sayıyla büyük çift sayının toplamını sormuştu. Bakın zaten bir de toplamışız biz bunu. Cevap neymiş? 51 olacakmış. P, Q ve X birer pozitif tam sayıdır. Bu soruyu iyi dinle. P ile Q eksi 7 bölü 2 küçükten büyüğe ardışık çift sayılar olduğuna göre PX artı 2Q eşittir 48 eşitliğini sağlayan X hangisi olabilir demiş. Şimdi P ile Q eksi 7 bölü 2 küçükten büyüğe ardışık çift sayıysa ben P'ye 2 eklersem eğer Q eksi 7 bölü 2'yi elde edebilirdim. Madem P bir çift sayı ben bu P'yi 2K olarak seçebilirim. Ve böylelikle 2K artı 2'nin Q eksi 7 bölü 2 olduğunu da söyleyebiliriz. Bu 2'yi karşıya çarpım olarak gönderirsem 4K artı 4 eşittir Q eksi 7 olacaktır. Buraya kadar bir sıkıntı yoktur umarım. Gelin bir de eksi 7'yi de bu tarafa gönderelim. 4K artı 11 eşittir Q olsun. Bizim elimizde şöyle bir eşitlik var. PX artı 2 çarpı Q eşittir 48 diye bir eşitlik var. O halde ben bu P gördüğüm yere artık 2K'yı ki böylelikle 2KX elde ederiz. Artı Q gördüğüm yere de 4K artı 11'i yazabilirim. Yani iki parantezinde 4K artı 11 eşittir 48 olur. 2KX artı 2'yi dağıt bakalım içeriye. 8K artı 22 eşittir 48 eşitliğini elde ettik. Bu 22'yi karşıya atarsam ben ve şurada kalan 2KX ve 8K'yı da 2K parantezine alırsam bakın içeride ne kalacak? X artı 4 kalacak. Eşittir. Ne oldu? 26 oldu. Şuradaki 2'yi böl. Buradaki 26'yı da 2'ye böl. K çarpı x artı 4'ümüz neymiş sevgili gençler? 13'müş. Burada 13 denilen sayının bir özelliği var. Bu sayı asal bir sayıdır ve çarpanları mutlaka ya 13 çarpı 1 ya da 1 çarpı 13 olacaktır. Yani burası ya 13 çarpı 1 olacak ya da 1 çarpı 13 olacak. Şimdi deneyelim. X artı 4 eğer 1 ise x'in eksi 3 olması gerekiyor ama şöyle bir durum var ki
bizim sayımız negatif olamaz. Dolayısıyla x dediğimiz sayının pozitif olabilmesi için bunu eleyeceğiz ve x artı 4'ü 13'e eşitleyeceğiz. Buradan x ne olur sevgili gençler? 9 olur ve biz de x hangisi olabiliriz sorusuna 9 cevabını verebiliriz. Terim sayısı. Kullanılacak formül. Şimdi terim sayısında kullanacağımız formül şunlar ibaret olacak. Bize bir dizi sayı verecek. Bir sayı dizisi verecek ve bu sayının en son kullanılan terimi ve ilk kullanılan terimi olacak. Bu dizi terimlerinin ardışık terimler arasındaki bir de farkımız olacak. Buna da artış miktarı diyeceğiz. Terim sayısını da son terimden ilk terimi çıkaracaksınız. Artış miktarına böleceksiniz. Ve son olarak bu işlemin sonucuna da bir tane 1 ekleyeceksiniz. Örnek olarak bu sayı dizisinde kaç tane terim vardır demiş. Gelin 125 yani son terimden ilk terim olan 44'ü çıkarın. Bakın son terim, ilk terim. Bunu artış miktarına böleceğiz. 44'ten 47'ye kaç artış var? 3. 3'e böleceksiniz ve sonuç olarak 1 ekleyeceksiniz. 125'ten 44'ü çıkardığınız zaman 81 kalır. 81'i 3'e böldünüz. 27, 1 eklediniz ve sonuç olarak 28'i elde ettiniz. Demek ki burada 28 tane terim var. Yani 44'ten 125'e kadar 3'er 3'er artırarak yazmış olsaydık 28 tane sayı yazmış olacaktık. Bir diğer örnek. A, B, C, D ve E en az biri diğerlerinden farklı 5 tane rakamdır. Buna göre A artı B artı C artı D artı E toplamının kaç farklı değer alabileceğini bulunuz. Bunu ilk videoda da çözmüştük. İlk konu anlatımlı videomuz olan sayılar videosunda da çözmüştük. Şimdi şöyle düşünelim. A artı B artı C artı D artı E var elimizde. 5 tane sayı. En az bir tanesi diğerlerinden farklı diyor. Yani ben A'yı 0, B'yi 0, C'yi 0, D'yi 0 seçersem eğer E'yi mutlaka bunlardan farklı bir sayı seçmek zorundayım. Yani 1 gibi. Tamam. Bunlar rakam zaten. Bunların toplamı ne oldu? 1. Peki 0 artı 0 artı 0 artı 0 artı 2 diye yazarsam buranın toplamı da 2 olabilir. Hatta 0 artı 0 artı 1 artı 1 artı 1 kafamıza göre takılabiliriz artık. 3'ü elde edebiliriz. 4'ü elde edebilir miyiz? 2 artı 2 artı 0 artı 0 artı 0 yazarsam 4'ü de elde ederim. Bu şekilde gidersem eğer son olarak en büyük sayıları yazarken 9 artı 9 artı 9 artı 9 artı farklı olsun diye 8'i seçerim. Ve bunların da toplamı 36 artı 8'den 44 yapacaktır. Kaç tane farklı değer alabileceğini bulunuz demişti. 1'den 44'e kadar kaç tane sayı vardırın sorusu bu. Son terim 44, ilk terim 1, artış miktarı 1 artı 1'den toplamda 44 tane terim vardır diyebiliriz. Ya da 1'den başlayıp 44'e kadar birer birer artıyorsa zaten 44 tane terimin olduğu aşikardır. Devam edelim bir diğer örneğimizde. X eksi 23, x eksi 21 diye devam ediyor. Son olarak da x artı 5, x artı 7 dizisinde kaç tane terim vardır? Hemen hiç fark etmez. İster sayı yazsın ister değişken. Burası son terim mi? Evet son terim. Burası ne? İlk terim mi? Evet ilk terim. Ve bunlar kaçar kaçar artmış? Eksi 23'ten eksi 21'e 2 artmış değil mi? Son terimimiz olan x artı 7'yi yazdık. İlk terimimiz olan x eksi 23'ü çıkardık buradan. Tamam mı? X eksi 23 çıkardık. Kaçar kaçar artıyordu. İkişer ikişer ve sonuna da 1 ekledik. Şimdi açarsak burayı x artı 7 eksi x artı 23 yapar değil mi? Eksiyi içeri dağıttım bakın. Sonrasında 2'ye böleceğim ve 1 ekleyeceğim. X'ler gitti. 7'ye 23 ekle 30. 30'u 2'ye böl 15. Buna da 1 eklersek doğru cevap ne olur? 16 tane burada terim varmış diyebiliriz. Bir sonraki sayfada 3. sayfada diğer örneğimize bakalım. Birbirinden farklı iki basamaklı iki doğal sayının toplamı kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi iki basamaklı olacak ve birbirinden farklı olacak. En küçük değeri bir yazalım önce, olur mu? Mesela 10 ile 11'i yazarsam 21'i elde ederim. 10 ile 12'yi yazarsam 22'yi de elde edebilirim. 11 ile 12'yi yazarsam 23'ü de elde edebilirim. Hatta 11 ile 13'ü yazarsam 24'ü de elde ederim. 25, 26, 27 bunların hepsini elde edebileceğiz gibi görünüyor. Nokta 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 diyelim. En son 99 ile 98'i yazarsam ki birbirinden farklı olsun diye bu şekilde seçtim. 197'yi elde edebiliriz.
Bakın 197'den 21'e kadar ya da 21'den 197'ye kadar bütün ardışık sayıları eşit olabiliyormuş burası. Demek ki terim sayısını nasıl bulacağız? 197'den 21'i çıkarıp artış miktarı olan 1'e bölüp 1 ekleyerek bulacağız. 197'den 21'i çıkarırsak 176 olur. Eğer ki buna da 1 eklersek sevgili gençler 177 tane sayı değeri bulabiliriz diyeceğiz. Anlaştık mı? Pekala, şimdi devam edelim bir diğer örnekle. Bu arada burada bir işlem hatası yapmadım değil mi? 197, 176 bir de yok yapmamışız. Tamam. Bir diğer örnek. Tabi burada bir de şöyle bir açıklama var. Peki 3 tane olsaydı diye. 3 tane olsaydı ipucunu vereyim siz kendiniz yapın. 100, 101, 102'den başlayacaktınız ki ilk elde etmeniz gereken değer 303 olacaktı. 304'ü elde edebilir miyim diye soracaktın. 305'i, 306'yı elde edebilir miyim diye soracaktın. En son 999, 998 ve 997'yi yazarak toplamını bulacaksın. Tamam, kaç tane terim olduğunu buradan kendin çıkaracaksın. Unutma. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere 3x artı 5y 120'ymiş. Yazalım. 3x artı 5y eşittir 120. Pekala. Eşitliğini sağlayan kaç farklı x, y sıralı ikilisi vardır diye sorulmuş bize. Peki biz bunu nasıl bulacağız? Şimdi gençler şöyle düşündüğün zaman 123'ün 40 katı değil mi? Dolayısıyla ben x'i 40, y'yi de 0 seçersem eşitlik sağlar. Sonrasında bunu mesela 35 seçsem, bunu 3 seçersem yine eşitlik sağlanır. Artık şunu burada düşünmemiz gerekiyor, bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın burada kaçar kaçar azalıyor? Beşer beşer. Burada üçer üçer azalacak. Üçer üçer artacak. Neden? Çünkü 5'i buraya, 3'ü buraya iteleyeceksin. 40, 35 sonrasında ne diye gidecek? 30 olacak mesela burası. Burası 6 olacak. 3 arttıracaksın. Burayı 5 azaltacaksın. 25. Burayı 3 arttır 9. Burayı 5 arttır 20. Azalt 20. Burayı 3 arttır 12. Burayı 5 azalt 15. 3 arttır 15. 5 azalt 10. 3 arttır 18. 5 azalt 5. 3 arttır 21. Ve 5 azalt 0. 3 arttır 24 dersek bu eşitliklerin her biri sağlar. Şimdi ben x'ler için şu sütunu seçmişken, x'ler için bu sütunu seçmişken, y'ler içinde hangi sütunu seçtik? Bakın burayı seçtik. Şimdi demek ki bu kadar sıralı ikilimiz var. Doğru mu? Bu kadar sıralı ikilimiz var derken sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taneymiş. Peki hocam, bunu her seferinde bu şekilde yapacağız mı? Veya artık sayı kalmaz mı? Artık sayı kalırsa ne yapacağız? Gibi sorularınız olursa da bunu arkadaşlar şu şekilde kolay bir şekilde düşünebilirsin. Yani 9 tane değildi hocam. 18 tane olmuş olsaydı, 25 tane olmuş olsaydı yine bu şekilde yazacak mıydık? Yazmana gerek yok. Şuradaki katsayıları görüyorsun. Bakın. Şuradaki katsayılar 3 ile 5, değil mi? Karşıda bir 120 sayımız var. O kek 3,5 dersin. 3 ile 5'in en küçük ortak katı nedir? 15'tir. Karşıdaki sayıyı 120'yi 15'e bölersen ve sonra 1 eklersen yine 9 tane diyebilirsin sorunun cevabına. Peki burada ekstra bir soru daha sormuşuz. Peki x ve y sayma sayısı olsaydı ki biliyorsunuz sayma sayılarının içerisinde ne yok? Tabii ki 0 yok. 0 eğer olmamış olsaydı işin içerisinde şunu ve şunu eleyecektik. Yani 40'a 0'ı ve 0'a 24'ü iki tanesini eleyecektik ki buradan cevap ne olurdu? 9 eksi 2'den 7 olurdu. Peki bu kısa yoldan bulmanın bir yolu var mı? Doğal sayı deyince 1 ekliyorsun ya, 120'yi 15'e böleceksin ve bu sefer 1 çıkaracaksın. Diyeceksin ki sonuç 7 tanedir hocam. Anlaştık mı? Bu şekilde yapabilirsin. Doğal sayı dediği zaman 1 ekliyorsun. Sayma sayısı dediği zaman sıfırları kullanmanı istemediğiniz için 1 çıkarıyorsun. Tamam. Sonlu ardışıkların toplamı. Carl Friedrich Gauss. Evet, doğru okudum inşallah. Bu adam bulmuş bütün bu formülleri. Hatta böyle bir efsane de var ama doğru mu yanlış mı hiç araştırmadım bilmiyorum. İşte 7 yaşında okul sınavında bir matematik sınavında öğretmeni birden 100'e kadar topla diyor. Gauss da ben bununla uğraşamam diye bir formül geliştiriyor. Bu formülün ışığında gerçekten bütün sayıların sağladığını gördükten sonra artık bu formüllerde onun ismiyle anılmaya başlamış. Peki bunun nasıl düşünmemiz gerekiyor? Bu formülü kendimiz nasıl çıkarabiliriz? Bakın şöyle düşünebiliriz. Mesela ben 1, 2,
diye devam etsem, tamam mı? Şuradan nokta 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 diyelim. Artı en son n'e kadar olan sayılar diyelim. N eksi 1 sayısı, bir de n sayımız mevcut. Bunların da toplamını bir a sayısı bulmak istiyorum. Yani Gauss'un hocasının varsayalım ki şöyle bir şey dediğini düşünelim. Birden n'e kadar, yani 100 olabilir bu n. Birden n'e kadar sayıların toplamı nedir diye sorduğunda Gauss buna demiş ki bunun toplamı a olsun. Tamam? Onu da bilmiyoruz. E peki sonrasında bu adam demiş ki acaba birden n'e kadar toplamak zorsa da tersten toplasak. Yani n eksi 1 artı nokta 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 en son 2 ve 1'i yazacak. Yani tersten yazdı. Bakın tersten okuyunca 1 artı 2 artı n eksi 1 artı n oldu. Yine aynısı oldu. Bu da a'ya eşit olacak. Sonrasında da şöyle bir şey. Bunların toplasak yine a olur kanısına varıyor. Ama burada ekstradan bir durumu daha fark etmiş oluyor. Bu durum nedir sevgili gençler? Şudur ki 1 ile n'in toplamı, 2 ile n eksi 1'in toplamı, n eksi 1 ile 2'nin, n ile 1'in toplamı. Bunların her biri, eğer ben bunları taraf tarafa hepsini toplamış olsaydım diyor, her birinin toplamı n artı 1 olacaktı diyor bakın. N eksi 1'e 2 ekle n artı 1. 2'ye n eksi 1 ekle n artı 1. N'e 1 ekle n artı 1. Bunları toplarsam aynı sonucu bulurum diyor. Aynı sonucu değil de a ile a'nın toplamı. Diyor ki hocanın sorduğu sonucun iki katını bulurdun diyor. E bunda ne var ki? Bulduğum sonucu da ikiye bölerim. Hocanın sorduğu sonuç olur. Peki burada kaç tane n artı 1 var? Bunu nasıl elde edebiliriz? Burada kaç tane sayı varsa birden n'e kadar ki n tanedir. O zaman n tane n artı 1 var ve bunların da toplamı 2a'dır diyor. O halde ben bu 2'yi de karşıya bölüm olarak atarsam formül olarak n çarpı n artı 1 bölü 2'yi elde ederim ki bu bana hocanın sorduğu sorunun cevabıdır diyor. Bütün sayılar için geçerli mi? Evet. Birden başlayıp n herhangi bir sayı olursa olsun, hangi sayı olursa olsun birden n'e kadar olan sayıların toplamını bu formülle bulabiliriz. E peki bu formülü nasıl çeşitlendirebiliriz? Şöyle diyelim. Mesela 2 artı 4 artı 6 artı nokta 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 artı 2n diyelim. Yani buraya baktığımız zaman bütün sayılar çift. 2'den başlayıp da 2n'e kadar olan tüm çift sayıların toplamını nasıl formülize edebiliriz? Arkadaşlar öncelikle ben bunu iki parantezine alacak olursam 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 n gelecektir. Ve az önce bulduğumuz formülü burada işe yaratabiliriz. Bakın birden n'e kadar olan sayıların toplamı şeklinde bir ifade var elimizde. Burası n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu zaten az önce bulmuştuk. Bir de başında 2 çarpanı vardı. 2 ile de çarparsak bu 2 ile buradaki 2 gidecektir. Demek ki 2'den 2n'e kadar olan çift sayıların toplamı n çarpı n artı 1 olarak formülüze edilecekmiş. Bu bizim formülümüz bundan sonra. Peki aynısını tek sayılar için yapabilir miydik? Bir benzeriyle bulabilirdik. Bakalım bunu nasıl bulmuş adam? 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 tek sayıları nasıl ifade ediyorduk? 2n eksi 1. Şimdi ben buna 1 eklersem 2 olur. Buna 1 eklersem 4 olur. Buna 1 eklersem 6 olur. Ve en son buna 1 eklersem 2n olur. Ve 1 eklenmiş hallerini toplarsam eğer 2'den 2n'e kadar olan sayıların toplamını ki az önce burada bulmuştuk. Bunun toplamı ne olur? N çarpı n artı 1 olur. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bana sorulan sorunun cevabını değil de bütün terimlerine 1 eklenmiş hallerini buldum. Bakın hepsine 1 eklemiştik. Madem öyle, şimdi o 1'leri geri çıkarmak lazım. Kaç tane 1 ekledim? Burada n tane 1 ekledim. N tane 1 n yapar. Demek ki o n'i buradan çıkaracağım. Yani burayı dağıt bakayım içeriye. N kare artı n eksi n. Buradaki n'ler de giderse demek ki tek sayıların toplam formülü buradan geliyormuş. Cevabımız n kareymiş. Formülümüz bundan sonra n kareymiş. E peki bu tek sayılar, çift sayılar güzel de düzensiz olarak yani düzenli olarak artacak ama 2 veya daha fazla şekilde artarsa ne olacak? Veya tüm sayıların bir toplam formülü var mı? Var. Şimdi terimlerin toplamı diyelim. Tamam mı? Terimlerin toplamı. Terim sayısı formülünü hatırlıyordunuz. Bir üstte gördük. Terim sayısını bulduktan sonra bunu 2'ye bölüyorsunuz. Parantez açıp son terim artı ilk terim diyorsunuz bu sefer. Tamam, terim sayısını bulduktan sonra 2'ye bölüp son terimle ilk terimi toplayıp bu bulduğunuz terim sayısı bölü 2 ile çarpıyorsunuz. Peki bunun uygulamasını yapabilir miyiz? Bir altta sanırım bir soru vardı. Evet. 11'den 62'ye kadar olan sayıları topla demiş.
Terim sayımız lazım önce. Bize artış miktarımızın 3 olduğunu belirtmekte fayda var. 62'den 11'i çıkaracaksın. Artış miktarı olan 3'e böleceksin ve 1 ekleyeceksin. Bu bizim terim sayımız. Terim sayısını bulduktan sonra 2'ye bölün demiştim. Çarpı. Sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Bir parantez açıp son terim ile ilk terimi çarpmamız gerekiyor. 62 ile 11'i topladığınız zaman 73 yapacaktır. Şurayı da yapalım. Burası 73, unutmayalım. 62'den 11'i çıkardın, 51. 51'i 3'e böldün, 17. 17'ye 1 ekledin, 18. 18'i 2'ye böldün, 9. Yani diyor ki 9 da 73'ü çarp. 9 da 73'ün çarpımı 7 kere pardon 9 kere 70 dersek 630 yapar. 3 kere 9 desek 27 yapar. Toplamda 657 yapar diyebiliriz buranın toplamı. Sonrasında demiş ki 4n artı 1, 4n artı 5, en son 8n artı 1 toplamının n türünden eşitti. Kaçarlı artmış, dörderli mi artmış? O zaman önce terim sayısı. 8n artı 1 bizim son terimimiz. Bakın sayı olmasına gerek yok demiştik. Bundan neyi çıkaracağız? 4n artı 1'i, yani ilk terimi çıkaracağız. Çıkardıktan sonra artış miktarı olan 4'e böleceğiz ve sonra 1 ekleyeceğiz. Bu bizim terim sayımız. Terim sayısını 2'ye böldükten sonra ise hemen ne yapıyoruz? Son terimle ilk terimi yazıp topluyoruz. Yani 8n artı 1 ile 4n artı 1'i topluyoruz. Şimdi 8n artı 1 eksi 4n eksi 1 dersek artı 1 ile buradaki eksi 1 gidecek çarptığımız zaman. 8n'den de 4n'i çıkardığımız zaman 4n gelecek. Bu 4n'i 4'e böldüğümüz zaman n gelir. Yukarısı ne oldu? N artı 1. N artı 1 bölü 2 çarpı şurası ne oldu? 8n ile 4n'i topla, 12n artı 2 oldu. Değil mi? 1 ile 1'in toplamı da. Bu 2 ile şuradaki 2'leri bölersek 6n artı 1 kalır burada. Ve ben 6n artı 1 ile n artı 1'i çarparsam 6n ile n'i çarp 6n kare. 6n ile 1'i çarp 6n. 1 ile n'i çarp n. Topla 7n artı 1 kere 1, 1 diyebiliriz. Demek ki cevabımız 6n kare artı 7n artı 1 olacakmış sevgili gençler. Cevabımız bu. Devamı dedim. Şimdi eksi 37, eksi 33, eksi 29, artı 43, 47, 51 bu toplam kaça eşittir diye sorulmuş. Burada yapmamız gereken 30, eksi 37 ile aslında burada ne toplanmış? Eksi 33 toplanmış. Bununla da eksi 29 toplanmış gibi düşünecek olursan artık işin kolay. Kaç fark var arada? 4 fark var. Son terimle 51. Son terimden ilk terimi çıkarıyorsun. Negatif de olsa pozitif de olsa. Artış miktarı olan 4'e böldün. Artı 1 ekledin. Burası terim sayısı. Bölü dedik. Sonrasında ne kadar artıyordu? 4. Değil mi? Pardon, özür dilerim. 2'ye bölüyorduk. Formülümüzü unuttuk. 2'ye böldük. Sonra çarpı son terimimiz 51. İlk terimimiz ise eksi 37 idi. Şimdi 51 eksi eksi 37 dersek artı olur. Burası 51 ile 37'yi topla. 88. 88'i 4'e böl, 22. 22'ye 1 ekle, 23. Bölü 2 çarpı 51 eksi 37 diyeceğiz. Burada da 51'den eğer 37'yi çıkarırsan da 14 kalır. 14'ü de 2'ye bölersen 7 gelir. 23 ile 7'yi çarp demiş bize burada. Peki 23 ile 7'nin çarpımı 140 artı 21'den ne yapar? 161 yapar diyebiliriz. Geçtik bir sonraki örneğimize. X bir tam sayı olmak üzere ardışık 8 tane doğal sayıdan en küçüğü ile en büyüğünün toplamı 3x artı 1'dir. Bu sayıların toplamı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bakın, ben en küçük sayıyı a diyeceğim. Sonrasına a artı 1, a artı 2, ardışıkmış sonuçta değil mi? A artı 2, a artı 3, a artı 4, a artı 5, a artı 6 ve a artı 7 diyelim. Sonra en küçüğüyle yani a ile a artı 7'nin toplamı adam bize ne demiş? 3x artı 1 demiş. Şimdi şöyle düşündüğünüz zaman mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim, tamam mı? 1 ile 6'nın toplamı nedir sevgili gençler? 7 değil mi? E peki 2 ile 5'in toplamı ne? E bu da 7. Peki 3 ile 4'ün toplamı ne? Bu da 7. Demek ki ben a ile a artı 7'yi topladım ya. A artı 1 ile a artı 6'yı toplayınca da aynı sonucu. A artı 2 ile a artı 5'i ve a artı 3 ile a artı 4'ü de toplarsam aynı sonucu elde edeceğim. Yani şununla şunun toplamı eğer ki 3x artı 1 ise bunun aynısından 3 tane daha var. Bakın şu şekilde yaparsanız bunun aynısından 3 tane daha var. O halde ben diyeceğim ki 4 tane 3x artı 1 lazım bana. Yani 12x artı 4 lazım. Bunu dağıttık bakın.
Tamam mı? Yani bizim bulacağımız sonuç 12'nin katından 4 fazla olacakmış. Ki 96 ve 108 burada 12'nin katından 12'nin katıdır. 4 fazlaları da Adana ve Edirne seçeneğindeki sayılar yapar. Bunların hiçbiri bu şarta uymuyor. E şimdi cevap A mı E mi nereden bileceğiz? Onu da şuradan bileceğiz. Bakın. A. Toplam 8 tane A var. Ve artı ekstradan 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı. N çarpı N artı 1 bölü 2. 7 kere 8 bölü 2 dersek 28 mi gelir? Pekala. 8'in katından 28 mi fazla olacakmış demek ki bizim sayımız? Peki ben 112'den 28'i çıkarırsam eğer 84 yapar ki 84 8'in katı değildir. Gitti. Adana'yı eledik. Demek ki cevap neymiş? Edirne seçeneğindeki 100 olacakmış ki gerçekten 100'den 28'i çıkarırsan 72 aynı zamanda 8'in de katıdır. Devam edelim bir sonraki soruyla. İsmail benim adaşım. Özdeş 3 tane düzgün altıgeni aşağıda verilen düzende yan yana çizip içlerine şekildeki gibi 1'den 300'e kadar olan sayıları yazıyor. Daha sonra altıgenlerin ortak kenarlarına birer mavi nokta koyuyor. Buna göre İsmail kaç tane mavi nokta koymuştur diye sorulmuş bize. Şimdi bakın sevgili gençler. Şöyle düşünelim. Şu 3 tanesini düşünelim, tamam mı? 1, 2 ve 3'ü düşünelim. 1, 2 ve 3'ü düşünelim. Sonra bir de şurada 4, 5, 6'yı düşünelim. 4, 5, 6. Hatta bir de sonra şunu da düşünelim. Ne var ki? 7, 8, 9'u da düşünelim. Tamam. Bunları bu şekilde işaretledikten sonra hocam ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz. Bu 3 tanesine ait bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta var diyelim. Diğer 3 tanesine ait bakın yine 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta var diyelim. Ve yine diğer 3 tanesine ait yine 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta var diyelim. E birden 300'e kadar yazmıyor muydu bu adam? Evet. 300'ü ben 3'e bölersem ki 100 yapar kendisi. Demek ki 100 tane 3'erli nokta, 5'erli nokta var. 100 kere 5'ten cevap 500'dür diyeceğiz o zaman. Bir bakıyoruz 500 yok. Neden yok biliyor musun 500? Çünkü bunların hepsi arada kalıyor. Ama şu şekilde düşünecek olursak bakın. Şöyle çizmeye çalışayım ben size bunu. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şurası 300. Burası 299 ve burası da 298 olsun. Ve bu noktaları yine yerleştirecek olursak bakın sevgili gençler şu şekilde yerleşecek. Buraya, buraya, buraya. Artık buralara yerleşmeyecek çünkü orada bir beşgen yok. Demek ki sonuncusunda iki tane nokta eksikmiş. O halde ben 500'den o 2'yi çıkarırsam 498'i bulurum. Cevap da Ceyhan'dır diyebiliriz. Umarım şu kısım anlatımı başarılı olmuştur. Çünkü gerçekten ÖSYM tarzı güzel bir soruydu. Son soru. Aşağıda 7 farklı doğru üzerine yerleştirilmiş çemberler verilmiştir. Güzel bir soru, dikkatli dinle. 1'den 9'a kadar olan rakamlar her çemberin içine farklı biri gelecek şekilde yerleştirilecektir. 1'den 9'a kadar yazacağız, unutma. 3 çemberin içine şekildeki gibi 1, x ve y yazılmıştır. Aynı doğru üzerinde bulunan her 3 çemberin içindeki sayıların toplamı eşit olacağına göre x artı y toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi şurayı biraz temizleyelim. Gelin iki tane değişken kullanmış ya, alayına değişken verelim. Yani bakın burası A olsun, tamam mı? Burası B olsun, burası C, burası D olsun, burası E, burası F olsun, burası x ile y'ydi zaten. Hepsine birer nokta verdik. Bakın şimdi gelin gençler, güzelce çözelim soruyu. Şu kısmın, işaretlediğim kısmın toplamı, tamam mı? Bu kısmın toplamı şurasına eşit olacakmış bakın. Buraya eşit olacakmış. Doğruların üstündekiler eşit olacak diyor değil mi? Ve sonra burası da buraya eşit olacak. Ve hatta ve hatta burası da nereye eşit olacak? Şuraya eşit olacak. X, Y ve 1'in toplamına eşit olacak. E peki. Yani diyor ki bize A ile diyor B'yi topla üstüne 1 ekle. C ile D'yi topla üzerine 1 ekle. Bakın A, B 1, C, D 1. E ile F'yi topla üzerine 1 ekle. E ile F'yi topla üzerine 1 ekle. Ve X ile Y'yi topla üstüne 1 ekle. Bunların hepsi birbirine eşit olsun diyor. Şurası şöyle artı olacak. Hepsinde 1 var zaten. Gelin hepsini çıkaralım o zaman. A artı B, C artı D, E artı F. Tabii şurası
Artı değil, eşittir olacak değil mi? Şöyle. E artı F. Bu da eşittir x artı y mi olacak? Şimdi elimizde 8 tane bilinmeyenimiz var ve bu 8 tane bilinmeyenin ikişerli ikişerli gruplaşmışlar ve hepsinin toplamda birbirine eşit olmuş. Peki 1'den 9'a kadar yazacaktık. Madem öyle geriye kalan 1 yazıldığına göre geriye kalanlar hangisi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 var değil mi? Peki ben bunların ikişerli gruplandırdığım zaman hepsi birbirine eşit olacak şekilde mesela 2 ile 9'un toplamı 3 ile 8'in toplamına eşit olur mu? Olur. Peki 4 ile 7'nin toplamı da 11. 5 ile 6'nın toplamı da 11. O halde artık şunu söyleyebilir miyiz? Arkadaşlar burası 11'dir. Burası da 11'dir. Bu da 11'dir. Ve son olarak x artı y de 11'dir diyebiliriz. Değil mi? Gerçekten çok güzel çözdük. Mutlaka mutlaka notlarını düzgün tut. Arkadaşlar bu videonun da bu konu anlatımının da sonuna geldik. Diğer kanallarımız olan Fizikle Barış, Senin Biyolojin, Kimya Adası, Kenan Karayla Geometri, Türkçe Hane ve tabii ki benim kanalım SML Hoca YouTube'a da abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Beraber derslerimizi yürütüyoruz. Bir ders programına sahip olacaksınız. Bir ders programına sahipsiniz arkadaşlar. Lütfen isterseniz kendi programınızı kendiniz yapın. Lütfen arkadaşlar rica ediyorum sizden senenin sonuna kadar beraberliğimizi yürütelim. Ben bu kanalda matematiğe dair size çok şey öğreteceğim. Çok soru çözeceğim. Çok kitap bitireceğim. Çok deneme çözeceğim. Ve mutlaka ama mutlaka size TYT'de 35 üssü, AYT'de 35 üssü yaptıracağım arkadaşlar. Güvenebilirsiniz bana. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayınız.